mu söylüyor, cevap versene. Açmıyor mu? Kahraman olmakla meşgulse duymuyordur. Nereden belli doğru söylediğin? Beni çok kırıyorsun Madem. Hala kime güveneceğini öğrenemedin. Ben sana ne zaman yalan söyledim? Hı? Sen nereden biliyorsun peki? Özel bir çaba sarf etmedim. Konaktaki herkesin haberi var. Bir dakika ya. Nasıl yani? Havva kaçırılıyor. Benim kocam onun peşinde. Evdeki herkes biliyor ama ben şimdi öğreniyorum. Ne demek bu Mehmet? Bunu bana değil kocana soracaksın. Yusuf sana söylemeye tenezzül etmeyince evdeki herkes sustu belli ki. Demek öyle. Ben bir nefeste koştum. Bunlarla mı karşılaşacaktım? Sen hep beni bir nefeste terk etmedin. Anlamadan, dinlemeden dönüp arkanı gitmedin mi? Annenle karıncanıma kastetti. Sen onlara gitmedin mi? Bahar gözünü unutup bebek yapmadın mı? Sonra da bir çanta dolusu dünya malı gönderip gitsin buradan. Kendine yeni bir hayat kurusun demedin mi? Sen söyledin. Ben de yaptım. Geçti bitti. Tamam bitti. Bitti bak. Bak bu geçirdiğin son kara gün olsun, tamam mı kuzum? Bunların hepsinin hesabını soracağım, tamam mı? Hadi kalk kuzum. Kalk. Kalk. Kalk kuzum. Hadi. Kalk Allah. Kalk, gördün Yusuf'u bak. Ha? Dimdik ayakta duracaksın, tamam mı? Dimdik. Biliyorsun beni. Karamık oğlum. Bir tane oğlum benim. Demek buradasınız. Şşş. Allah aşkına Bade. Ay ne olur yavaş. Ay çok huzursuz. Katiyen uyutamıyorum. Sen nasılsın bir tane? Dinlenebildin mi biraz? İyi. İşte Yusuf'u merak ettim. Hani siz de toplantıda demiştiniz ya. Neden bu kadar uzadı anlamadım. Yavrum başka bir işe çıkmıştır. Ya. Çıkmış işi. Ama bu işinin ne şirketle ne de toplantıyla alakası yokmuş. Ha öyle mi? Ben yanlış anladım herhalde. O zaman ben size doğrusunu söyleyeyim. Havva kaçırılmış, Yusuf da onun peşinden gitmiş. Allah'ım.
Allah kahretsin. Biliyordunuz, bile bile de bana yalan söylüyorsunuz hala, değil mi? Yine her şeyin üstünü örtbas etmeye çalışıyorsunuz ama bunu benden saklamaya hakkınız yoktu. Badeciğim, art niyetim olabilir mi benim? Hı? Hamilesin bir tane. Anacığına da çok üzüldüm. Ben de seni daha fazla sıkıntıya sok... İnanın, sizin bu yalanlarınız benim canımı daha çok sıkıyor. Söz konusu olan benim evliliğim. Yusuf benim kocam. Onun nerede, ne zaman, ne yaptığını bilmek istiyorum ben. Bir şey diyeyim mi? Şu an eğer Yusuf Havva'nın yanındaysa... bunun tek sorumlusu sizsiniz. Bade! Bade! Nesi var bu Bade'nin? Ay ne bileyim Allah aşkına. Havva'nın kaçırıldığını duymuş, gelmiş bana çatıyor içeride. Pek haksız da değil kızcağız tabii. Senin kafana göre takıldığın her işin sonu böyle oluyor zaten. Yok ama sen mutlaka tam ortalık yerinde biteceksin. Yaranılmıyor vallahi size. Hiç yaranılmıyor. Neyse, ne yaptınız siz? Konuşmuş mu Yusuf'la? Bilmiyorum Yılmaz Beyciğim. Artık ben hiçbir şey bilmiyorum. Ay tamam be çocuğum. Münevver, neden kaçar gibi ayrıldın? Pencereden gördüm seni. Bana geldiğini düşündüm. Seni çok özledim Münevver. Hem de tahmin edemeyeceğin kadar çok. Ne oldu Münevver? Bir şey mi oldu? Söylesene. Sezer Hanım nasıl? İyi gibi. İyi. Yani doktorlar daha iyi olduğunu söyledi. Ya en azından kalple ilgili bir problem yok. Ama hastalığı oldukça ilerledi. Fransa'da bir klinikten söz ettiler. Gidip onu araştıracağım. Alzheimer konusunda oldukça başarılı çalışmaları varmış. Anlıyorum. Biz de buradan yarın taburcu olacağız. Bu ne demek biliyor musun? Yarın seninle buluşuyoruz. Ne dersin? Yarın karavanda buluşalım mı? Ne oldu? Bir şey mi oldu? Biliyorum, sen de beni özledin değil mi? Yarın her şeyi bıraktığımız yerden devam edeceğiz. Bir şey mi oldu Münevver? Yoksa Bade bir şey mi söyledi sana? Ha? Yok, yani yeni bir şey yok. Bu konuyu da halledeceğim ben. Onunla gerekirse tekrar konuşacağım. Kimsenin seni üzmesine izin vermeyeceğim. Bu yaşananlar hepimizi çok sarstı. İstersen biraz dinlen ha. Eve git. Ben seni tekrar ararım. Yarın haberleşiriz, tamam mı? Tamam. Evet, eve gitsem iyi olacak. Biraz dinlenin. Anladım memur bey. Sağ salim kurtuldu yani. Tamam sağ olun, çok teşekkürler. Hoşça
Hoşçakalın. Allah kahretsin ya. Kocan yine Süpermen niye soyundu herhalde? Ne yapmaya çalışıyorsun sen ya? Amacın ne? Beni delirteceksin, ellerine geçecek. Beni yanlış anlamışsın güzelim. Ben seni niye delirtmek için uğraşayım? Aksine huzurlu olmanı istiyorum. Hem bu bebeğimiz için de çok önemli. İstersen gel biraz dışarı çıkalım. Bir şeyler yeriz. Hava alırız, iyi gelir ha? Benim iyi olmamı istiyorsan... çek git başımdan. Gelme üstüme, yeter. Ben mi üstüne gireyim? Hayret bir şey ya. Ne oluyor oğlum? Kime söylenip duruyorsun? Bade Hanım'a. Neden? Sinirleri tepesinde, hırsını benden çıkartıyor. Niye dersiniz? O kadar tembihledim değil mi? Yusuf'a hiçbir şey anlatılmayacak dedim. Sen ne yaptın? Gittin patır 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 oğlanın yüzüne söyledin her şeyi. Bade'ye de aynı şeyleri yaptıysan hiç şaşmayacağım. Yaptığı marif etmiş gibi oğlunu savunmasan yenge. İnadına yapıyor sanki. İnadına yapıyor. Tövbe yarabbim. Ya sabır ya selamet. Ne var Mehmet? Canım, rahatsız etmiyorum seni değil mi? Ah be kızım, çok kızdın bana sen, biliyorum. Haklısın da Bade, vallahi haklısın. Yani şimdi bütün olayları bilmek istiyorsun. Bir an evvel müdahale etmek istiyorsun. Ama güzel yavrum, senin sakin olman gerek. Azıcık bebişi düşünmen lazım, ha? Neredesin Yusuf? İyi günler hanımefendi. Ben polis memuru Samet. Polis mi? Ne polisi? Yusuf niye açmadı? Siz niye açıyorsunuz? Telefonun sahibi bir trafik kazası geçirdi. Şu an hastaneye götürülüyor. Ne oluyor kızım? Ne kazası? Yaşıyor mu, bir şey var mı? Ne oldu? Aman Allah'ım. Merak etmeyin hanımefendi. Çok ciddi bir kaza değil. Tamam, hangi hastaneye götürüyorsunuz? Nerede? Tamam, tamam, sağ olun. Teşekkür ederim. Bade, ne oldu oğluma? Yusuf kaza yapmış. Abla. Ya vallahi bir şey yok ya. Bileğini incitmiş azıcık. Şimdi biz baktıracağız, ondan sonra geliriz eve, tamam? Haydi. Kuzum, iyi misin? Teyze, niye geldik buraya? Gitseydik ya eve. Kız, o kadar benzin kokusu, duman. Ciğerlerin mahvoldu tabi. Ah damat, aferin sana, budur. Hadi bakalım. Siz burada bekleyin, ben doktora gideyim. Aslan gibi. Yakışıklı. Kahraman. Kız, bu sefer vurdun turnayı gözünden ha. Aman ne bakıyorsun öyle be? Buradalar. Geçmiş olsun. Sağ olasın. Eşiniz durumu anlattı. Doktor bey önce bir muayene edecek sizi. Şöyle geçelim. Thank you.
şöyle alalım. Siz üzerinizi değiştirirken ben de doktor bey çağırayım. Pardon. Buyurun. Ya buralarda böyle eşofman meşofman bulabileceğiniz bir yer var mı? Kantinden bakabilirsiniz. Abla. Ben alayım da geleyim. Tamam paşam. Bir saniye. Hasta yakını mıyız? Nesi var? Evet. Oğlum nasıl? Merak etmeyin. Durumu şu anda stabil. Neresinden yaralanmış? Aslında kazayla ilgili bir travması yok Yusuf Bey'in. Yoksa böbreğinin bir şey oldu? Akut mide kanaması varmış. Sanırım gün boyunca da sürmüş. Aslında ağrısı olmuştur. Fakat ciddiye almadı sanıyorum. Midedeki kanama şiddetlenince tansiyonu düşmüş. Arabasını durdurmuş. Tahminimizce. Arkadan gelen araçta çarpmış. Peki neden kanamış? Anlamıyorum ki nasıl olmuş bu kanama? Stresten kaynaklanıyor. Ani üzüntüler. Ani üzüntüler kanamaları tetikler. Üstelik tek böbreğinin olması da direncini azaltıyor giydirmiş ya. Teyze. Görmen lazımdı. Evin her yerini döşemiş. O kadar inandırmış ki böyle bir gün orada yaşayacağımıza kendini. Ya tamam tamam. Deli işte ne olacak ki? Manyak. Ya. Dilim varmıyor sormaya da. Havva, sana başka bir şey yapmadı değil mi kız? Ne yaptıysa kendine yaptı. Öldü gitti bak. Öldü gitti ne yaptıysa kendine yaptı. Tamam. Merhamet, vicdan yeter tamam. Bırak şu manyağı tamam. Yavrum, çok canın sıkıldı biliyorum. Yani şimdi bu doktor da böyle ani stresten olur falan filan dedi böyle şeyler. Yavrum, oğlan zaten uzun zamandır streste. Badeciğim sakın Havva'ya bağlamayasın bunu. Lütfen. Yeter artık ya. Çocuk muyum ben böyle kandırmaya çalışıyorsunuz, teselli etmeye çalışıyorsunuz? Ben her şeyin farkındayım. Kocam Havva'nın uğruna ortalara attı kendini. O da yetmiyormuş gibi onun yüzünden hastanelere düştü. Badeciğim. Hepimiz çok yorgunuz. Anlıyorum seni. Hadi. Ben kalırım burada. Sen babanla eve git. Azıcık bir dinlen, kendine gel çocuğum. Ben her şeyin farkındayım. Alıştım artık. Havva zaten hep aramızdaydı ki bizim. Ben her şeyi bile bile sevdim Yusuf'u. Her şeyi bile bile onun yanında oldum. Hiçbir şey değişmiyor işte. Ben kalırım kocamın yanında. Doktorla konuştum. Yusuf'u şimdi yoğun bakıma alacaklarmış. Neden Yılmaz Bey? Ters giden bir şey yok inşallah. Yok canım öyle önemli bir şey değil. Sadece gözlem altında tutmak istiyorlarmış. Böbrek değerlerini ölçmek istiyorlar. Ben annemle konuştum. Ben kalacağım Yusuf'un yanında. Siz gidebilirsiniz. Kızım.
Nasıl istersen kızım. Ne dedi doktor? İyi olacak değil mi? Kendine gelmedi daha. Doktor uyusun diye ilaç verdi. Tedbir için de sabaha kadar yoğun bakımda tutacaklarmış. Ah canım yavrum. Kızım. Sen gidin dedin ama bu benim içime hiç sinmedi be yavrum. Baba annem de sen de tansiyon hastasınız. Yapmayın Allah aşkına. Bir şeye ihtiyacımız olursa ararım ben. Siz gidin. Hayranım. Her şeye rağmen aşık ayol bu. Kaçırdık. Tahlilleri verdikten sonra bir nöbetçi eczaneye gidem. Bileği ağrırsa falan diye hap yazdı biliyor musun? Olur. Papatya kaynattım Şeref Hanım. Buyurun. Geldiler Reşit Bey, geldiler. Çok şükür. Çok şükür gözümüz aydın. Allah'ım. Anne. Böyle geçin şöyle buyurun oturun. Bir şey yok. Kaçarken düştüm. Bileğim incindi o kadar. Ay nasıl yok kızım? Baksana ne hale gelmişsin. Ay Allah'ımdan bulur inşallah. Abla bela okuma. Günah. Ne günah kız? Niye okumayacakmışım? Baksana çocuğumu ne hale sokmuş. O cezasını buldu zaten. Nasıl? Oğlan vurdu kendini. Hay Allah rahmet eylesin. Allah taksiratını affetsin.
Ay çocuğum. Allah senden de razı olsun inşallah. Ya Sultan söyledi. O delinin elinden çekip almışsın benim kuzumu. Kim olsa aynı yapardı teyzeciğim. Hem Remzi Bey adres vermeseydi bulamayacaktık. O yüzden ona teşekkür etmek lazım. Anne babam nasıl? Nasıl olsun be kızım? Dokuz canlının teki o. Yarın kalkar ayağı hiçbir şey kalmaz onun. Sen nasılsın Sultan Hanım? İyiyim çok şükür sağ olasın. Hava sağ salim burada ya. İyiyim ben artık. Ay kızım aç mısın sen? Hemen çorba kaynatayım ha içersin. Anne tamam ne olur bırak. Canım hiç istemiyor hadi otur. Sen evladım sana çay demleyeyim mi? Zahmet etmeyin teyzeciğim. Hem ben kalkayım. Hava da dinlenir. Git dinlen. Kolay mı? Canını hiçe sayıp kurtardın Havva'mızı. Sağ olasın. Ay evladım, Allah senin de gönlünün sultanlığı verir inşallah. Ya sen ne kadar teşekkür etsem azdır. Estağfurullah. Oğlum madem çıkıyorum, Sultan Hanım'a da konağa kadar refakat edersin herhalde değil mi? Şey, Reşit Bey, ben şey diyecektim ya, eğer rahatsız etmezsen ben bu gece burada kalayım diyecektim. Hani Havva'yı bırakmak istemiyorum daha. Tabii ya, kusura bakmayın benim düşüncesizliğim. Tabii kalabilirsiniz. Sağ olasın. Bir ihtiyacınız olsa arayın, ilaçlar burada. Sağ ol Yılmaz. Her şey için çok sağ ol. Sağ ol. Ben yatırayım onu abla. Olur. Yorum kızım yavaş. Gel kuzum. Şöyle yat. İlaçlarını da aldın mı? Sabaha kadar rahat rahat uyursun artık. Havva. Sen burada kalamayacağın anlaşıldı. Ben seni karşıya geçireyim kuzum gel. Gel. Sen bu gece burada kal. Ben Reşit Bey'e söylerim. Ağla kız. Ağla tutma kendini. Çıkar içindekini de rahatla. İlk başta kurtulurum sandım biliyor musun? Ama olmadı teyze. Yapamadım. Bir görsen gözü dönmüş, delirmiş. Dedim... Benim görüp göreceğim gün bu kadar. Ölümüm dedi Cüneyt'in elinden olacak dedim. Çok korktum teyze, çok korktum. Ben yeter daha ne kadar çekeceğim ya. Tamam kız tamam. Bitti. Geçti bitti tamam mı? Dert tasa bitti. Herkes layığını buldu. Gördün değil mi Yusuf'u? Evlendim.
ya, evlendim dedim. Döndü arkasını çekti gitti ya. Sersem oldu. Ne olduğunu anlayamadı. Hele bir ne olduğunu anlasın, ben o zaman göreceğim onu. Arar mı sence? Aramazsa şaşarım. Benim telefonumu getirsen başucuma sen. Sen hele bir yat. Yat. Şu yastığa kafanı bir koy. Onun nasıl haberi oldu? Hamiyet'i sorguya çekti polis. Sana ettiklerinden sonra şüphelendiler tabii. Yerimi nasıl buldu? Yılmaz'dan ben seni ararken peşimize takıldı. Bizle beraber aradı seni. Çalışıyor ya. Niye arıyor teyze? O çekip gitmedi mi? Erkeklik işte. Cüneyt'in kaçırdığını duydu ya. Ağrına gitti. Kendi kendine delilendi de ne oldu hem? Ha? Kolundan tutup ne evliliğiymiş bu mu dedi? Ha? Arkanda durup sahiplendi mi? Laf. Geç bunları bir kalem, geç. Yat uyu, haydi. Aa, niye burada yattı ki? Çık çık. Ay, kusura kalma ya. Sana sormadan odanı Havva'ya verdim ama kendisinkine girince böyle fenalaştı biliyor musun? Ah canım kızım benim. Ay kim bilir neler yaşadı. Bu işin kusuru mu olur Sultan Hanım? Yanımız haberim olsaydı da çarşafları değiştirseydin. Ziyanı yok, temiz idi. İyi. Size iyi geceler. İyi geceler. Ay Sultan, ben gece başında bekleyeceğim. İçim esinmez şimdi. Ya abla, sen iyi misin ki başında bekleyeceksin? Uyudu zaten. İlaçlar onu zabağa da uyutur. Merak etme, ben de gider gelir bakarım. İyi madem. O zaman kapıyı açık bırakalım da seslenirse duyarız. Bunu da sen iç. Bak içine bal da koydum. İyi sağ ol. Benim olmanı istedim. Ben bir tek seni hayal ettim. Tek benim karım olmanı hayal ettim. Seni bulunca beni affedeceğini umuyorum. Her şeyi unutup beni affedeceğini. Bu eli bir daha hiç bırakmamayı. Gözlerini açtığında her şey, herkes silinmiş olsa aklımdan.
İlk beni görsen. Her şey öyle başlasa aramızda. Niye hala uyanmadı? Bütün gece sakinleştirici verildi hastaya. Şu an hala ilaçların etkisinde. Birazdan kendisine gelir. Endişelenme. Nasıl peki? Gayet iyi. Doktorunuz detaylı bilgileri verecektir size ama böbrek fonksiyonları normal düzeyde. Kan testiniz çıksın, öğlen taburcu olabilirsiniz. Gerçekten mi? Çok sevindim. Yüzün gülüyor. İyi bir şey mi var? Doktor öğleden sonra taburcu olabilir dedi. Tahlil sonuçlarına bağlıymış. Oh, çok şükür. İyi olup olmadığımız tek bir kişi merak ediyorum. Dayışım. Aa, kendine geliyor herhalde. Yusuf'um. Allah'a bin şükür. Bak gözlerini açtın bir tane. Oğlum, bizi çok korkuttun biliyor musun? İyi olur inşallah abi. Hastayı çok yormayalım lütfen. Geçmiş olsun. Sağ olun. Siz de buradasınız madem, ben bir doktoruyla konuşayım. Bade, beni de bekle. Dur, ben de geliyorum. Abi, ben de dışarıda bekleyeyim. Bunu almasın oğlan. Olur Hasan. Oğlum, kaza geçirdin duyunca buraya nasıl geldim, bir Allah bilir. Baba. Efendim oğlum, bir şey mi istiyorsun? Bana telefonumu versene baba. Ne yapacaksın telefonu? Lazım, versen. Günaydın. Uyandırmadım inşallah. Yok, yeni uyanmıştım ben de. Ya aklım kaldı. Sultan ablayı aradım, açmayınca mecbur seni aradım ben de. İyiyim, daha iyiyim ben. Tamam. Kendine gelince ararsın, konuşursun. Hı? Tamam, sağ ol. Yılmaz mı? Yılmaz. Sen Yusuf sandıydın değil mi? O dün gitti teyze. Gidiş o gidiş. Dün Yusuf da mı geldi? Gözünü açar açmaz Yılmaz'la konuşmak da ne oluyor? Baba, önemli bir şey konuşacağım. Ver sen telefonumu. Neymiş o önemli olan? Ya Havva'yı beraber aradık. Ver telefonumu baba. Pes Yusuf, pes yani. Kendine gelir gelmez Havva'yla ilgilenmeye başlıyorsun.
Baba sen telefonumu veriyor musun yoksa ben kalkıp bulayım mı telefonumu? Peki. Al. Var mı odada su falan? Getireyim. Efendim. Öğlen hastanenin önüne gel. Konuşacağım seninle. Nedir mevzu? Sen gel diyorsam gel işte. Aradın mı? Yusuf. Ne bu telefon elinde gene? Yani daha yeni. Bana bak Havva'yı aradım deme sakın. Bir şey yok Hamit, bir şey olduğu yok. Reçeteyi aldım ben. Eve giderken eczaneye uğrarız. Bir sorun mu var? Ah yok be kızım. Ne bileyim öyle heyecan. Ver bakayım ben bir bakayım ona. Bakalım senin için hazırladığım kahvaltıyı beğenecek misin? Ya birazcık yeseydin be kızım. Tamam enişte tamam. Tamam haydi. Babam mı? He. Odasını değiştirmişler. Başka bir odayı almışlar. Oh maşallah. Bu iyiye gidiyor demektir. Allah öyle kanlar içinde görünce ben onu tamam dedim gitti. Allah korudu biliyor musun? Ben dedim size o yarın iyileşir ayağa kalkar diye. Ya kötülere bir şey oldu nerede görülmüş? Siz bana cevap vermediniz. Ne işi vardı Yusuf'un yanınızda? Geldim, gördü gitti anne. Sen rahat ol. Teyze. Ha. Babama gidelim mi? Ayağın? Olsun, taksiye bineriz. Merak ediyorum. Hangi hastanedeymiş? Ne o? Sen de mi gideceksin? Bak sakın bana ısrar etmeyin içeri gir diye. Yani ben siz hazır geliyorken tansiyonumu ölçtüreyim diye geldim. Yoksa o kır saçlı yalancının yüzünü bile görmek istemiyorum. Ay anladık abla tamam ya. Burası. Hadi siz bir girin çıkın hemen. Thank you.
baba. Kızım. Baba. İyi misin? İyiyim, iyiyim. İyisin, iyisin. Gözlerine pek öyle demiyor ama. Daha ne olsun enişte? Kefeni yırtmışsın işte. Sen iyi misin kızım? Sana bir şey olacak diye aklım çıktı. İyiyim baba, daha iyiyim. Şeref. Abla. Tamam, yerden göğe kadar haklısın. Ama görüyorsun işte halini. Hadi gel, büyüklük sende kalsın. Abla gel hadi. Geçmiş olsun. Sen geldin ya, geçti artık. 40 yılın başında bir işe yaramışsın işte. Geçmiş olsun. Yılmaz, sen nereden çıktın paşam? Abla. Biz bir dışarı çıkalım, siz eniştemle konuşun. Konuşun abla. Tam ilaçlarını almış, sana getiriyordum. Evin nerede olduğu aklıma geldi. Haber vereyim derken telaşla kamyon nereden çıktı? Nasıl geldi fark etmemişim. Yaman, sen nereden buldun bizi? Eve gittim önce. Reşit amca söyledi. Hayırdır paşam? Sabah Yusuf aradı. Ne? Ne dedi? Görüşmek istiyormuş. Ayağına çağırdı yine. Ne konuşacak ki acaba? Havva. Hadi gidelim artık. Ziyaretin kısası makbuldür. Hadi. Bundan sonraki yaşamımı seninle sürdürmek istiyorum. Sezer'den boşanmaya karar verdim. Yüzüme bakamıyorsun. Babamla ilişki yaşarken utanmıyorsun da ben öğrenince mi aklına geldi utanmak? Nasıl cesaret ettin buna ha? Nasıl cesaret edebildin buna? Anne ben... Konuşma. Beni dinle. Bu ilişkiyi bitireceksin. Yoksa abine her şeyi anlatırım, anladın mı? Şakam yok. Seni çok özledim Münevver. Hem de tahmin edemeyeceğin kadar çok.
Efendim. Merhaba. Nasılsın? İyiyim. Biraz önce geldik. Sezer'i getirdim. Çok sevindim. Demek taburcu oldunuz. Evet, evet, evet. Nihayet. Aslında ben de seni arayacaktım. Hemen buluşalım mı? Karavana gel. Aslında bir kafede buluşsak daha iyi olur. Seninle konuşmak istediğim bir şey var. Olur, tamam. Sordum ben. Sana bakacak doktor varmış. Hadi kalk yavrum, kalk gösterelim. Abla, kızım bileğine başka bir doktor baktı. Normal olarak da kontrolünü o yapacak. İyi madem. Hadi kalkın gidelim o zaman. Anne yok bir şey. Ne olur ya. Eve gitsene, sen de artık yoruldun. Abla, bak oğlan taksi çağırdı sana. Taksi seni bekliyor dışarıda. Hadi çık. Tamam o zaman. Ay oğlum, sana da zahmet oldu. Çok teşekkür ederim. Estağfurullah teyzeciğim. Kızım dikkat et. Sultan bak, sakın gözünü ayırma Havva'nın üstünden, tamam mı? Tamam abla, merak etme sen, tamam. Hadi tamam. Yusuf ne dedi? Gel konuşalım dedi. Gidince öğreneceğiz işte. Mevzu belli de maksat ne acaba? Ben sana ne dedim ha? Kafasına dank edince sesi çıkar demedim mi? Ben öğlene kadar nasıl bekleyeceğim ya? Hazır hastanedeyken şu ayağına baktıralım işte. Yok yok, gerek yok, ben annem gitsin diye öyle söyledim. Benim aklımda başka bir şey vardı. Müminler, Umar Hom'u nasıl bilirsiniz? İyi biliriz. Umar Hom'a olan haklarınızı helal eder misiniz? Helal olsun. Helal eder misiniz? Helal olsun. Helal eder misiniz? Helal olsun. Allah'tan mağfiret dileyin. Allah mağfiret eylesin. Allah hepinizden razı olsun. Senin ne işin var burada? Yaşarken huzur vermedin, bari ölüsüne huzur ver Cüneyt'in. Lan ne yapıyorsun, kendine gel. Defolun. Kemiklerini sızlatmayın kardeşimin. Lan oğlum, cenazenin kapısı olmaz. Git de yüzüne bir su çal. Senin yüzünde. Seninle arada yandı Cüneyt. Lan al götür şunu, elimden bir kaza çıkacak şimdi. Al götür. Yılmaz tamam, hadi gidelim. Thank you.
Ben bu yükü nasıl taşıyacağım teyze bir ömür? Ha? Adil doğru söyledi. Sebebi de ben oldum. Benim yüzümden oldu. Sen her zaman açık konuştun. Benden sana yar olmaz dedin. Pervane misali ateşe kendi uçtu. O da öyle dedi biliyor musun rahmetli? Sen yaktın beni dedi. Bizi sevdalık yaktı teyze. Cüneyt beni sevdi de ben Yusuf'u sevdim. Al bak kimse kimseye yar olmadı. Abla su aldım. Bir yüzünü yıka istersen. Yıkayan mı yüzünü? Kusam bak. Helalleşeceğim diye tutturdum şu haline bak. Allah yatana rahmet, sana da selamet versin. Amin. Bundan sonra her şey daha güzel olacak. Ha kuzum? Dünya 3 günlük fani dünyaymış teyze. Sevdalık da yalanmış. Ben bu dünya gözüyle göreceğim Yusuf'un acı çektiğini ölmeden. Göreceğim. Ha şöyle ortağım. Ha şöyle. Yılmaz, vaktidir sen de git Yusuf'la konuş istersen bir an evvel. Ne istiyormuş öğren. Benim artık takatim kalmadı. Tamam. Hadi önce sizi bırakayım da. Gerek yok. Biz gideriz. Hadi git. Geldin. Hoş bulduk. Niye karavanda buluşmadık? Hani dışarıda görüştüğümüzde birilerine yakalanacağız diye korkuyorsun ya. İşte onun için söyledim. Artık korkmamıza gerek yok bence. Zaten bundan sonra karavanla buluşmayacağız. Niye? Ne oldu ki? Bir şeye mi kızdın? Hani ben senin orayı sevdiğini düşünüyordum. Orası ikimize ait bir dünya. İstediğimiz zaman birlikte yol alabileceğimiz tek yer. Biliyorum. Bir tek kendimi orada huzurlu hissediyorum. Bambaşka bir dünyada yaşıyormuş gibi mutlu oluyorum. Ama... Aması ne Münevver? Dediğim gibi işte. Sanki başkasının hayatını yaşıyormuşuz gibi. Sen sen değilsin. Ben de ben. Yani ben senin bu söylediklerinden hiçbir şey anlamadım. Bu ne? Bugüne kadar seninle birlikte yaşadığımız şeyleri biriktirdiğim kutu. Ama bunları bana niye getirdin ki? Bunların sende kalması gerekiyor. Ben artık seninle ilgili bir şey biriktirmek istemiyorum. Ne demek şimdi bu? Ben ayrılmak istiyorum Celal. Ne?
Ay. Allah'a bin şükür iyisin oğlum. Bak evimize gideceğiz, daha da iyi olacaksın inşallah. Dur Murat, dur. Ben bunu istemiyorum artık. Oğlum otursana. Başın döner, gözün kararır maazallah. İyiyim amca, ben iyiyim. İyiyim. Siz gidin, benim bir işim var. Oğlum nereye gidiyorsun Allah aşkına? Canından kıymetli mi? Olur mu hiç öyle şey oğlum? Hep beraber gideceğiz. Baba siz gidin, benim bir işim var diyorum işte. Allah Allah. Katiyen bırakma. Seni sokaktan mı topladım ben ayo? Ya hiçbir yere gitmiyorum. Yılmaz'la konuşacağım diyorum. Niye anlamıyorsun? Görüyor musun sen? Elin yanaşmaları gelip... Tövbe ya Rabbim. Baba siz gidin, ben Yusuf'u bekleyeceğim. Beklemenize gerek yok. Gidin. Tamam, ben sana mani olacak değilim. Sen git konuş. Böyle bırakamam ben seni. Allah Allah. Bir sorun mu var abi? Ne oldu? Seni kızdıracak bir şey mi yaptım ha? Yanlışlıkla bir şey mi söyledim ben sana? Hayır, hayır. Kimse bir şey yapmadı. Peki o zaman neden? Celal, bak sen benim için çok değerlisin. Çünkü kendimi değerli hissettirdin. Ailemin küçük, işe yaramaz gözüyle baktığı Münevver... birden seninle birlikte ışıldayan bir kadın oldu. Bana inandın, güvendin, başarabileceğime beni de inandırdın. Bugüne kadar kendini ispatlayamamış ben, seninle birden büyüdüm. Biz bunları bırakalım. Başka şeyler konuşalım, güzel şeyler. Aşkımızdan konuşalım, olur mu? Celal, lütfen. Lütfen ne olur. Bak bunları söylemek benim için de çok zor. Ama hepsi gerçek. Bak, biz bir araya geldiğimiz zaman bütün gerçeklerimizden, kimliklerimizden, hayatlarımızdan sıyrılıp bambaşka bir hayat yaşıyoruz. Ama sonra döndüğümüz yer aynı. Sen karının yanına, ben de ailemin. Sana boşanacağımı söyledim, değil mi? Sezer biraz iyileşsin işte. Yapamazsın Celal. Yapmamalısın. Sezer Hanım'ın sana bu kadar ihtiyacı varken olmaz. Siz bu yola birlikte başladınız. Bir aile kurdunuz. Sana güvenen, inanan bir karın var. Bir kızın var. Boşanırsan onları çok üzersin. Onların mutsuzluğunun üstüne bir mutluluk kuramayız ki. Kursak da sürdüremeyiz. Biz böyle insanlar değiliz. Ama... ben seni çok seviyorum. Ben de seni seviyorum. Ama beraber olmamız çok kişiyi mutsuz edecek. Ne benim aileme, ne senin ailene bunu yaşatmaya hakkımız yok. Ne yani? Sen ayrılalım dedin diye ben Sezer'e mi döneceğim? Bizim onunla ilişkimiz bitti. Münevver, bunu anlamıyor musun? Bizimki bir alışkanlık. Hatta o bile değil. Yıllardır ben ona bakıcılık yapıyorum. Ben olmasaydım, siz hayatınıza aynen devam edecektiniz. Bundan sonra da böyle olmasını istiyorum. Celal, gerçekten çok düşündüm. Hayatında başka birinin olduğunu öğrendiğinde Sezer Hanım ne hale geldi? Kim bilir boşanmak istediğin zaman ne hale gelecek? Ben bunun vebalini taşıyamam. O yüzden kararım kesin. Karının ayrı sana ihtiyacı var.
Onların yanında ol. Aramızda yaşananlar çok güzeldi. Ama buraya kadarmış. Baştan yaşanmaması gerekiyordu. Ama yaşandı işte. Şimdi bitmesi gerektiği için bitiyor. Yapamazsın Münevver. Bizi böyle bitiremezsin. Ben seni seviyorum. Ben sensiz olmak istemiyorum. Yaşanacak ne kadar günüm varsa ben hepsini seninle yaşamak istiyorum. Hiç kimse benim umurumda değil. Olmaz Celal. Kim ne derse desin benim umurumda değil. Her türlü zorluğu birlikte aşarız. Herkesin karşısında dururum. Yeter ki sen benim yanımda ol Münevver. Yapma Celal. Gördün mü? Bundan bahsediyordum işte. Ben Münevver, bak. Ya bak, suçlamıyorum seni. Hep böyle şeyler gelecek başımıza işte. İnsanlar bizi ayıplayarak bakacaklar. Biz de zamanla kaldıramayacak hale geleceğiz bunları. Bırak başkalarından kaçmayı, an gelecek kendimizden kaçacağız. Ne olur anla artık. Devam edemeyiz. Bırak her şey bitsin burada. Münevver, dur. Münevver. Çağırmışsın. Geldik, buyur. Mehmet. Merhaba. Ne işin var burada? Seni merak ettim. Dün ortadan kayboldun. İyiyim ben, yok bir şeyim. Hasta olan Yusuf zaten. Yusuf Bey'imiz kardeşiyle bir araya geldiğine göre bayağı iyi. Ama senin dikkat etmen lazım. Hamile olduğunu unutma. Mehmet var, hiç uğraşamayacağım şu an seninle. Sevgili kocanın ne karıştırdığını öğrenmekle meşgulsün değil mi? Evet Mehmet. Buradan çıkınca da o adamla ne iş olduğunu öğreneceğim zaten. Havadisleri öğrenmek için bir araya gelmişlerdir. Dünden beri kardeş kardeşi Havva'yı arıyorlar birlikte. Allah kahretsin ya. Havva ile boşanacaksınız, bitireceksiniz bu saçmalığı. Hangi sıfatla söylüyorsun bunu? Lan ben sana Havva'nın kim olduğunu söylemedim mi? Bilmiyor musun? Bak kardeşimsin diye böyle konuşuyorum seninle. Hani geçmişi geride bırakıp önüne bakıyordun. Sana ne Havva'nın kimle evlendiğinden? Sen kimsin lan, beni yargılıyorsun? He? Bak Havva'yla boşanacaksın. Bana bak, ben öyle asla kestiğe gelemem. Burada uşağınla konuşmuyorsun. Havva'ya gelince biz birbirimizi gördük, beğendik, öyle evlendik. Kimseye de hesap vermeyiz.
işin var burada? Seni aradım, ulaşamayınca konu aradım. Yusuf kaza geçirdi deyince de ben de bir hastaneye geleyim de geçmiş olsun diyeyim dedim. Ha ya, Yusuf da çıktı biraz önce. Ha öyle mi? İyi, önemli bir şey değilmiş o zaman, sevindim. Neyse canım, bu bahaneyle ben de nişanlımı görmüş oldum. Ya sen de haklısın, bu aralar seni fazla da ihmal ediyorum ama... Yusuf'un da bir şeyle ilgilendiği yok, şirkette de bütün işler üstüme kaldı. Bir de bu aralar sürekli hastaneye taşınıyoruz. Geçen gün de Bade'nin annesi hastaydı. Ha, ailesel mevzular diyorsun yani. Mehmet, biz nişanlandık. Benim de aileden biri olduğumu herhalde idrak edemedin henüz. Bana da haber verseydin belki ben de gelmek isterdim, değil mi? Sen de haklısın ama... Neyse, aile deyince... Benim ailem de hafta sonu geliyor. Neden? Ne oldu? Bir şey mi oldu? Neden mi Mehmet? Yani sen bir türlü İstanbul'a gidemediğin için... onlar da müstakbel damatlarının ayağına geliyorlar. Herhalde müsaitsindir, değil mi? Öyle demek istemedim. Yani keşke haberim olsaydı, hazırlık yapardık. Keşke telefonlarını açsaydın Mehmet. Neyse, benim şimdi gitmem lazım. Şu derginin fotoğraflarını tamamlamak için. Benim adımı ailene verirsin. Sonra görüşürüz. Ya bari bıraksa... Gel kuzum. Teyze, arasak mı acaba Yılmaz'ı? Kız bir çatlama. Ne dedi o oğlan? Benden haber bekleyin dedi, değil mi? Belli ki hala konuşuyorlar. Gel. Ne bileyim. Niye beni aramadı da onu aradı? Ne konuşuyorlar acaba? Kız böylesi daha iyi. Her elini attığında seni bulamaz. O çok önemli işini kıymetli kardeşinle halledebildin mi? Ah be oğlum. Kimse anlamıyor, kimse hissetmiyor sanıyorsun. Ama ben biliyorum, biliyor musun? Sen oraya o Havva'nın nasıl olduğunu sormak için gittin. Yusuf. Ama bak sen de şunu bil. Oğlum çok ayıp ediyorsun karına. Ay kadının gözünün içine baka baka. Yani peşindesin ayol ötekinin. Pes vallahi. Bade biliyor mu Havva yarama gitti mi? Doğru ya. Senin karın aptalın teki. Nereden bilsin? Bilmez olur mu ayol? Ama vallahi çok asil bir kızmış. Evet. Yani senin şu yaptıklarına rağmen sana hala saygı duyuyor ya. Sana hala aşk duyuyor ya. Böyle etrafında pervane oluyor ya. Pes. Kıza bir kere daha hayran oldum. Yusuf, ben senin ananım, seni tanırım. Sen çok adaletli, merhametli, içi yüreği iyi insansın. Azıcık şu karına da göstersen ya bunları. Ha? En çok o layık değil mi çocuğum? Azıcık bir düşün Allah aşkına. Necmiye oğlu Cüneyt, kul la ilahe illallah, Muhammedun Resulullah. Ve ennel cennete hakkun, ve ennâre hakkun, ve elbâse hakkun. Ve ennel seyrete atiyetun nâ raybe fîhâ.
Ennallâhe yeb'ate men fil kubûr. Vay be Cüneyt kardeş. En son burada görüşecektik ha. Onca keder. Onca sevda. Onca acı. Havva'ya değil de kara toprağa kavuşmak içinmiş. Bir türlü inanasım gelmiyor. Havva eninde sonunda Cüneyt'in olacak diyordum. Bu sevda onun hakkı. Ama gönül terazisiyle adaletin terazisi bir değilmiş. Bakalım beni neler bekliyor sevda yolunda. Benim çocuğumu taşıyor biliyor musun? Benim de inanasım gelmiyor. O bebek benim umudum Cüneyt kardeş. Sevdama sonuna kadar sahip çıkacağım. Hiç olmadı senin yanına geliriz Cüneyt kardeş. Kara toprakla paylaşırız sevdamızı. Az kalsın unutuyordum. Sana Havva'yı getirdim. Artık huzurlu uyuyabilirsin kardeşim. Ah canım. Çay mı yaptın bir tane? Yusuf için midesine iyi gelir dedim bitki çayı. Zahmet olmuş yavrum.
Kızlar yapsaydı, yorulmasaydı. Olur mu anneciğim? Ben Yusuf için yaptığım hiçbir şeyden yorulmam. Neyse. Hadi. Siz azıcık bir dinlenin de bir kendinize gelin, ha? Bana ihtiyacınız olursa dışarıdayım. Çayı şimdi içme olur mu? Çok sıcak daha. Biraz ılısın da doktor çok soğuk ya da çok sıcak dokunur dedi. Pencereyi açayım mı? Biraz hava alırsın. Neyse, sen biraz dinlen. Ben geleceğim, çorba getireceğim. İlaçlarını da burada akşama içersin. Sabahkileri zaten hastanede vermişler. Bade. Gelsene şöyle gel. Bak ben bunu nasıl söyleyeceğim bilmiyorum ama... çok acı çektim. Çektirdim. Ama sen hep yanımda olmaya devam ettin. Bunların hiçbirini karşılık beklemeden yaptığını biliyorum. Ama senin hakkını nasıl ödeyeceğimi bilmiyorum. Hak ne demek Yusuf? Sen benim kocamsın. Ben seni sevdiğim için yanındayım hep. Ben bir ocağa bakayım. Ah be oğlum. Kızcağızın gözünün yaşı dinmedi gitti. Ne oluyor Hamiyet Hanım? Yine böyle kendi kendine fısır fısır konuşuyorsun. Aman oğlunuza sinirleniyorum. Gül gibi karısının kıymetini bilemiyor. Artık kime çektiyse. Ne yapmış gene? Ay ne bileyim ben Allah aşkına. Kızcağız güle oynaya odaya girdi, ağlayarak çıktı. Allah aşkına reva mı bu? Ha? Sustuğu için bütün bu yapılanlar reva mı bu kıza? Ne bakıyorsun? Kalk da biraz oğlunla konuş. Aklını başına devşirsin. Vallahi çok üzülecek. Vallahi çok üzülecek. Havva'yla boşanacaksınız, bitireceksiniz bu saçmalığı. Lan ben sana Havva'nın kim olduğunu söylemedim mi? Bilmiyor musun? Bak kardeşimsin diye böyle konuşuyorum seninle. İstediklerim hazır olsun yeter. Hadi kolay gelsin. Gel baba. Yine neyin peşindesin Yusuf? Bir şeyin peşinde değilim baba. Boynumdaki hakları nasıl ödeyeceğimi düşünüyorum. Hepsini ödemem mümkün değildi. En azından yenisini eklemeyeyim. Yine hava mı yoksa? Artık hava yok baba. Her seferinde yaptıklarını unutuyorum, koşuyorum ona. O da beni sırtımdan bıçaklıyor böyle. Nasıl bir hırstır anlamadım. Saçma sapan hareketler yapıyor.
Güvenmiyorum artık ona ben. Güvenemem. Madem böyle düşünüyorsun, böyle diyorsun, bırak çıksın hayatından, çekip gitsin. Gitsin hayatımızdan, bitirelim bu işi artık. Kiminle konuşuyordun demin, Yılmaz'la mı? Yok. Bade'yi akşam yemeğine götüreceğim de program yapıyordum. Ona da iyi gelir. Bu yaşanılan kötü şeyler de bir nebze böyle hafiflemiş olur. Benim için de bir başlangıç olur. Çok güzel. Çok sevindim oğlum. Anan uyudu. Çok sesli konuşman da musalla da olur şimdi. Duydun mu ne demiş Yusuf? Havva'dan ayrılacaksın demiş. Beyime bak be. Ne benim ol, ne başkasının ha. Yok öyle ya ama. Baksana kaçak güreşiyor. Ama ben dedim, onda yürek yok. Anca essin güllesin. Adam herkesi uşağı sanıyor. Ama bana sökmez. Ne yapmaya çalışıyor bir anlasam? Havva gel deyince gelsin. Git deyince gitsin. İstemediği zaman da ortadan yok olsun. Ne âlâ memleket. Alışmış tabii. Anası babası her yaptığında arkasında durmuş. Adam herkese hükmedeceğini zannediyor ama öyle olmuyor işte. Ne yapacağız biz şimdi? Kaldığımız yerden devam edeceğiz. Nasıl yani? Gidiyoruz. Münevver, bir odama gelir misin? Münevver, neden telefonunu açmıyorsun sen? Hı? Tabii, söyleyeceğini söyledin, kararını verdin ve sonra çekip gittin değil mi? Peki ya ben? Ben ne düşünürüm, ne hissederim? Umrunda bile değil, öyle değil mi? Celal, ben ikimiz de düşünerek böyle bir karar aldım. Hayır efendim, ben bunu kabul etmiyorum. Önce oturup konuşacağız, ondan sonra kararını vereceksin. Konuşacak bir şey yok. Şirkete de istifamı vermek için geldim. Çıkış belgemi aldım. Artık hayatından tamamen çıktım. Nasıl? Ne demek yani? Yani istifa mı ettin sen? Celal, yaşadıklarımızdan sonra beraber çalışmamız mümkün değil ki. Ama sen benim elimi kolumu bağlıyorsun. Bana söylenecek bir söz bırakmıyorsun. Söyleyecek bir şey kalmadı artık. Münevver. Celal, ne olur. Ne olur arkamdan gelme. Zaten zor. Daha da fazla zorlaştırma lütfen. Hoş geldin Fahri. Hoş bulduk Celal. Bugün anlaşmayı sağlarsak akşama sağlam bir eğlenceye gideriz. İnşallah. İnşallah Fahri. Sen odaya geç, ben geliyorum. Kızım. Fahri Bey'e bir kahve getir. Tabii Celal Bey.
Celal Bey, doktor beyin verdiği Fransa'daki klinikle görüştüm efendim. Şayet siz de onaylarsanız ay sonu için Sezer Hanım'a bir klinikten yer ayırtıp otel ve uçak rezervasyonlarınızı yaptıracağım. Klinikle konuş, en uygun güne yer ayırt. Yarın sabahta biletleri al. Bir an önce gitmek istiyorum ben. Yalnız bu hafta önemli toplantılarınız vardı. Yarın sabaha biletleri al dedim ben sana. Peki efendim, nasıl isterseniz. Güzel görünüyorsun. Sağ ol, teşekkür ederim. Ayağın nasıl oldu? İyi. Daha iyi. Doktor da sen düşünmüşsün, sağ ol. Oraya gidince dimdik ayakta olmanı istedim. Sağ olasın. Ay vallahi maşallah. Ay çok güzel olmuş. Gözüm gönlüm açıldı. Teşekkürler. Afiyet olsun çocuklar size. Bir güzel eğlenin. Ama yiyip içtiklerine dikkat et oğlum, oldu mu? Açsana kapıyı. Apıdar açsana kapıyı. Sizlerin evimde? Burası sizin olduğu kadar bizim de evimiz. Karımla yerleşmeye geldik.